Selamlar her şey NBA ailesi. Her şey NBA Pazar Keyfi'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Beni Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Mikrofonun diğer ucunda bu hafta Renç Korzay var. Renç'im nasılsın? İyiyim Baracığım. Hoş bulduk kardeşim. Evet, yine bomba gibi bir bölümle karşınızdayız. Hazırsak başlayalım. Gündemin ilk konusunda 2020 Hall of Fame seçim hakları var. Perşembe günü Hall of Fame komitesi 2020 Hall of Fame adaylarını açıkladı. İnanılmaz bir liste var. Yıldızlarla dolu bir Aynen liste baba, var. baba veriste baba. Çok çok efsanelerle dolu bir liste. Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Chris Bosh, Sean Marion, Michael Finley. Gerçekten çok iyi bir liste var karşımızda. Aynen bunları bu liste finalistleri Şubat ayında açıklanacak. Tabii dediğimiz gibi çok baba bir liste ve yıldızların böyle bir rezümelerine baktığımızda Kobe Bryant özellikle hani 20 sezonda 18 All-Star, 5 şampiyonluk, 33.643 sayı ile tüm zamanların en skorer 3. isminden bahsediyoruz abi. Evet ve Kobe gibi yine 19 senelik kariyerinde sadece tek bir takım forması giyen Tim Duncan, Big Fundamental, 5 şampiyonluk, 3 finaller MVP'si, 10 All-NBA ilk takım, 8 kere en iyi savunma takımına seçilen bir oyuncu var. Aynen abi yani beraber büyüdüğümüz insanlar bunlar ve hani diğeri de Kevin Garnett, Big Ticket, Anything is Possible. NBA tarihinde hem MVP hem en iyi savunma oyuncusu ödülü alan sadece 4 isimden biri. Evet ve son olarak da Chris Bosh'tan da bahsetmeden geçmememiz lazım. Raptors tarafından efsanevi 2003 draftında seçilmişti. Miami'de LeBron James ve Dwayne Wade ile en tanınan Big Three'yi oluşturmuştu. 11 kere All-Star seçilen Bosh hem 2012 hem 2013 senesinde şampiyonluklar yaşadıktan sonra sağlık problemlerinden ötürü basketbolu bırakmak zorunda kalmıştı deyip gündemin ilk konusunu böyle kapatalım. İkinci konuda ise sezon ortası turnuvası ve NBA değişiklikleri var. Aynen baya baya ilginç bir konu aslında. Yani Baroni bunun nedeni aslında reytingler bildiğimiz gibi. Bizim için hani NBA ne kadar uzun zamandır olmadığı kadar zevkli geçse de ESPN ve TNT reytingleri neredeyse %20'ye kadar düşmüş durumda. Bu nedenle de NBA için yönetim açısından bir değişim şart gibi gözüküyor abi. Kesinlikle bir değişim gelecek gibi gözüküyor ve bu değişim 2021-2022 sezonunda gelecek eğer ki kabul edilirse. Bu sezon o sezonda 82 maçtan 78 maça düşecek normal sezon ve 7 ve 8. sırada konferansı bitiren takımlar play-in maçı yapacak. Yani tek maçlık eliminasyon usulünde, eleme usulünde bir maç oynayacak. Detayları tam belli değil ama yani 7. ile 10. 8. ile 9. arasında bir maçlar olacak gibi gözüküyor şimdilik. Ve bunun üstünde de sezon ortasında bir turnuva olacak. Aynen bayağı karma çorba bir şeyler hani sanki böyle hani futbolda aynı zamanda sezon devam ederken bir yandan da kupa olur ya onun gibi bir sisteme geçiyoruz. Tabii Adam Silver bunun için takımlara ve oyunculara ciddi ödüller vermeyi düşünüyor. Kazanan takımdaki her oyuncuya birer milyon dolar, koçlara ise 1,5 milyon dolar verilecek. Kasım sonu Aralık başı olacak olan turnuvaya her takım katılacak ve beşer takımdan 6 tane grup elde edeceğiz. Her grup birincisi ve ikincisi wild card takımı olacak ve gruplarda toplam 8 maç oynanacak. Son 8 tek maç eleme usulü abi. Evet ve şimdilik yani şu ana kadar özellikle James Harden'dan gelmişti yorumlar. Aynen. Negatif bir yorum var oyunculardan gelen. Ama bakalım ne olacak? Tabii geçecek mi, geçmeyecek mi? Şu an tam bilmiyoruz. Gündemi böyle kapatalım ve haftanın MVP'sine bakalım. Haftanın MVP'si Giannis Antetokounmpo. Son 7 gününe baktığımızda 37 sayı, 10 rebound, Abi inanamıyorum 4.3 ya asist, hakikaten. 2.8 üçlük. Aha 2.8 üçlük. üçlük. Nereden çıktı abi? Ve saha içinden %57 ile oynuyor. Yani maç sonunda Lakers maçını izlediyseniz Lakers Bucks maçında skor yakın gözükse bile yani Giannis kesinlikle maçı domine etti. 5 üçlükle kariyer rekorunu kurdu, kırdı. Hep diyorduk eğer şut atmaya başlarsa Giannis gerçekten inanılmaz durdurulmaz bir faktör olacak diye ve oraya ulaşmış olarak gözüküyor şu anda Giannis.
Abi çok çok saçma bir durum. Yani bunun hakkında bir tweet atmıştım. Bir potu altında Shaq kadar dominant olan, hatta Shaq'tan daha dominant şu an istatistiklere baktığımızda, bir oyuncunun bir maçta 5 üçlük atabilmesi hakikaten çok saçma sapan bir durum. Çünkü eğer şutu da olmaya başladığında siz zaten Yanis'e bir adım yakın geldiğinizde Yanis vurup geçiyor. Şimdi 2 adım gerideyken şutu da atmaya başlayınca ne olacak durum? Abi Lakers maçıyla ilgili hemen küçük bir anekdot vermek istiyorum. Sen de biliyorsun bu olayı. Bir tane son üçlüğünden sonra galiba bench'e doğru giderken şöyle bir LeBron'a bakıp şu hareketi yaptı. Taç artık benim hareketini yaptı. Benim. Uzun zamanda gördüğüm en sert hareketlerden biriydi abi. Hafta içinde Doncic'siz Mavs'e kaybettiler. O biraz garip oldu. Orada da başka bir unicorn olan Kristaps Porzingis öne çıktı. 18 maçlık galibiyet serileri sona erdi. Ama hala ligin tepesindeler. Evet, ligin tepesindeler ve yani ne diyorsun, şu an Giannis MVP yarışında birinci götürüyor gibi. Abi hem ligin en iyi takımında, yani ligin tepesinde olan takımda, ki biliyorsun MVP yarışındaki en önemli faktörlerden biri bu. Ve ortalamaları çok absürt. Yani geçen sezonki MVP ortalamanın üzerine koyarak daha iyi bir sezon geçirmesi beklenmeyen Giannis, sayı, rebound, asist, top çalma, blok, saha içi isabeti, maç başında olduğu üçlük hepsinde MVP sezonundan daha iyi. Yani MVP seçilmezse bayağı garip olur gibi duruyor şu anlık. Evet, kesinlikle. Yanis'i de böyle kapatıyoruz. Yanis'in ardından ilk 5'e bakalım. İlk 5'in ilk ismi, bu sezon ilk defa ilk 5'e çektiğimiz Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie'nin son 7 gününde 30 sayı, 6,5 asist, 2,3 üçlükle oynuyor. Son Spurs mağlubiyetinde 41 sayı ile kariyer gecesini geçirdi. Ve burada bu maçta usage rate'i %44,6'ydı. Bu gerçekten akıl almaz bir usage rating. Irving'in olmadığı zaman da kesinlikle takımın lideri. Irving'in ne zaman döneceği şu an belirsiz ve Caris LeVert de yok. O yüzden Dinwiddie'nin üstünde gerçekten çok yük biniliyor. Aralık ayına baktığımızda, yani Aralık ayındaki performansıyla All-Star seviyesini, All-Star ödülünü hak etmiş bir oyuncu şu an için. Kesinlikle abi. Diğer ismimiz bu listenin müdavimi olan James Harden. James Harden, yani her hafta konuşuyoruz ama her hafta burayı hak ederek geliyor bu noktaya. Son 7 gündeki ortalamaları yine aşırı absürt. Yani 37,3 sayı, 7,8 asist, 5 rebound, 5,8 üçlük, %85 serbest atış ve 1,5 top çalma. Serbest atıştan bahsederken hemen buraya çok önemli bir parantez açmak istiyorum. Bu bölümde, çıldırdığı bölümde James Harden üst üste 50 sayı attığı bölümde NBA tarihinde en az serbest atış kullanarak üst üste serbest Altını aynen altı çizelim. üst üste 50 sayı barajını açmayı başaran tek isim. Yani sanki James Harden onun hakkında konuşulan o sayısız yorumu okumuş, dinlemiş ve eğer böyle istiyorsunuz hani biz de böylesi Onu da var. yaparız. Aynen. Bunu da yaparız der gibi oynuyor abi. İnanılmaz, inanılmaz işler yapıyor. Bu haftaki en kötü maçında Clippers'a karşı oynadı. En kötü maçındaki istatistikleri 28 sayı, 10 asist, 5 üçlük. O maçta anahtarları Westbrook'a teslim etti. O maçı canlı izliyordum ben de. Bir an son dördüncü çeyreğin son bölümünde sanki Clippers yine kontrolü ele alacak ve Rockets yine parçalanacak gibi duruyordu ama son 4 dakika kala 6 sayı geride olmalarına rağmen inanılmaz bir seri yakaladılar. James Harden serbest atış eleştirilerine cevap verirken savunma eleştirilerine de cevap veriyor. Zaten ligde en fazla top çalan galiba şu an totalde ikinci isim. Sadece Ben Simmons'ın gerisinde ve Aralık ayında 1,1 blok ortalaması var. Abi siz yani ne kadar konuşmaya devam ederseniz edin James Harden NBA Hiçbir yere tarihinde gitmiyor. gördüğümüz en özel isimlerden biri. Kesinlikle. Ve sonra Paul George'a bakalım. Paul George sakatlıktan döndüğünden beri çok iyi bir performans gösteriyordu ve bu hafta da ilk 5'te yerini aldı. Son 7 gününe baktığımızda 32,8 sayı, 5,3 rebound, 4,5 üçlük, 2,3 top çalma ve 191 ile faul atıyor. Yani biraz Thunder günlerine geri dönmüş gibi gördük şu an Paul George'u. Yeni omuzlarıyla, omuzlarındaki ameliyatlardan sonra üst üste 4 maç, üst üste 24 sayı, 2 top çalma barajını geçmiş durumda. Son 9 maçına baktığımızda %41,6 ile üçlük atıyor ve load management
yüzünden Kawhi'nin oynamadığı gecelerde, pençenin oynamadığı gecelerde gerçekten çok dominant, All-Star, MVP seviyesinde bir Paul George izliyoruz. Aynen abi, kesinlikle. Zaten Yanis'ten bahsettik. İlk 5'teki uzunumuz bu hafta Nikola Jokic. Aslında 7 haftadır hiç buralarda gözükmeyen bir isimden bahsediyoruz. Lige yazın aldığı ekstra kilolarla gelip Abi aşırı ayı gibi şişko denir mi bilemeyeceğim ama yani gerçekten öyle geldi aşırı şişko bir şekilde geldi lige. Ve hani sanki böyle maçı izlerken Jokic'in nefessiz kaldığını görebiliyorsun bazı anlarda. Ama şu ana kadar toparlanmış durumda. Zaten Jokic abi kariyeri boyunca her zaman geç açılan bir oyuncu. Yani ligi her zaman yavaş başlayıp, bunu zaten hani seninle fanteziden çok yakından biliyoruz. Ligi her zaman yavaş başlar. Aralık ayında, Ocak ayında vites arttırır. Son 7 gündeki ortalamaları 23,3 sayı, 10,8 rebound, 9,8 asist, 2,3 üçlük. Saha içinden %57,6 isabet. Bildiğimiz Jokic geri döndü. Kariyerindeki 30. triple double'ını yaptı bu hafta. Thunder'a karşı 28-14-12, sonra Minnesota'ya 22-10-10 ve 24 yaşında olmasına rağmen Jokic tarihin en fazla triple double yapan 10. oyuncusu olmuş durumda. Bob Cousy ile aynı istatistiklere sahip şu an. Yani Bob Cousy kadar triple double yapmış durumda. Dediğimiz gibi sezon başındaki Forbes halini silkelemiş durumda. Daha fit, daha canlı bir Jokic var ve 3 maç kaybettikten sonra da 5 galibiyet almayı başardılar. Evet ve bu ilk 5'te bıraktığımız, koymadığımız bir isim de sezonun en iyi iki maçını geçiren aslında Russell Westbrook. Onu dışarıda bıraktık. 40 sayıyla sezonun en iyi maçına imza attı. Trae Young'un da çok iyi performansını izledik bu hafta içinde. Böylelikle ilk 5'i kapayalım. Haftanın takımına bakalım. Haftanın takımı Indiana Pacers. Şu ana kadar seçmediğimiz bir takımdı tabii ki de Pacers. Ama Aynen. Doğu'nun gerçekten en ilginç takımlarından biri. Son 7 maçın 6'sını kazandılar. 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış durumdalar. Ve bu haftaki 4 maçın 4'ünü de kazandılar. Kazandıkları maçlar arasında ise Boston Celtics ve Los Angeles Lakers maçları vardı. Aynen abi, Pacers gerçekten ligin en ilginç takımlarından biri dediğin gibi. Zaten tek süperstar var takımda. Hani aslında o da çok devasa bir süperstardan bahsetmiyoruz. Victor Oladipo benim çok sevdiğim bir oyuncu. Ama hani bir Paul George, bir atıyorum James Harden'ın, Luka Doncic seviyesinde bir süperstar değil. Pacers Oladipo'suz yapıyor bu işleri. Ve en güzel yanı bence takım olarak oynuyorlar abi. Hakikaten takım olarak oynuyorlar. Evet, takım olarak oynuyorlar ve her maç farklı bir görev adamı öne çıkıyor. Ya bu görev adamlarından da biraz bahsedelim istersen. Aynen. Benim için zaten en başta Malcolm Brogdon var. Bu sezon abi All-Star seçilse hakikaten kimsenin sesi çıkamayacak bir seviyede oynuyor. Brogdon hakkında yeni takımda Jrue Holiday oyuncular bölümünde uzun uzun bahsetmiştik. O videoyu izlemek isteyenler ekrandaki linke tıklayarak devam edebilirler. Onun dışında Brogdon'un ardından Sabonis var tabii ki de. Müthiş bir sezon geçiriyor Aynen. Sabonis. Hatırlarsak sezon başında Pacers ve Sabonis arasında kontrat sorunları olmuştu. Uzayacak mı? Ne kadar kazanacak? Ama sonra Sabonis'in istediği kontratı önce vermedi Pacers. Sonra Sabonis biraz bozuldu. Sonra parası ödendi. Sabonis de bu paranın hakkını takır takır veriyor. Aynen abi, takır takır veriyor. Double double machine olmuş durumda. Ve hani o kadar iyi oynuyor ki Miles Turner etrafında takas dedikoduları dönmeye başladı. Açıkçası bu takıma Sabonis bence Miles Turner'a daha fazla uyuyor. Miles Turner çok müthiş bir pot altı savunmacısı ama Sabonis kadar etkili değil maç içinde. Dediğim gibi Turner hakkında takas dedikoduları var. Ve belki takas edilmesi ikisinin de potansiyeli açısından çok daha iyi olacak. Bu iki isim dışında üç isimden daha bahsetmek istiyorum abi hızlıca. TJ Warren her maç bir şekilde katkı veriyor. Ve Holiday kardeşler, Jrue Holiday'in kardeşleri olan Aaron ve Justin de her maç illa bir şekilde bir katkı veriyor abi. An itibariyle 20 galibiyet, 9 mağlubiyet almış durumdalar. Hani Çok çok iyi. çok iyi bir rekor, çok iyi bir rekor abi. Ve doğuda 5. sıradalar. Arkalarında Sixers var. Sixers tepe taklak durumda bu aralar. Ama onun gerisindeki takımlara bakınca Nets, Hornets, Magic, Pistons gibi ben net playoff yapacaklarını düşünüyorum ve playofflarda da ciddi tehlikeli bir takım olacaklar.
Tehlikeli olacaklar çünkü daha bunun üstüne Oladipo da gelecek yani. Aynen. Haftanın takımını da böylelikle Pacers seçtik. Haftanın balonuna bakalım. Haftanın balonu Aaron Gordon. Aaron Gordon'ın son 7 gününde 8.8 sayı, 6.8 rebound, sadece 2.8 asist, top çalma ve blok baktığımızda toplamda 1 ortalama ve saha içinden sadece %26 ile oynuyor şu anda. Hafta içinde 3 maç üst üste tek haneli sayılarda kaldı. Tabii bu maçlarda ligin en iyi savunmalarından Utah Jazz ve Denver Nuggets'a karşı da oynamıştı. Ama dün akşamki Blazers mağlubiyetinden sonra son 7 maçtan sadece bir galibiyet çıkartabilen bir Magic görüyoruz. Yani şu an hala playoff yarışındalar. Pacers'la hakkında konuşurken de söyledik. 9. sıradalar ama sadece 12 galibiyet, 17 mağlubiyetle oynuyorlar. Abi açıkçası Aaron Gordon'u haftanın balonuna koyduğun için çok mutluyum. Çünkü Aaron Gordon hakkında uzun zamandır konuşmak istiyorum yani. Benim için açıkçası ligin en overrated oyuncusu bile olabilir Aaron Gordon. Bunun nedeni de o efsane smaç yarışmasında kaybettiği, hakkını yenildiği smaç yarışmasında yaptığı işlerle hepimizin kalbini kazandı abi be. Yani hepimiz aşık olduk Aaron Gordon'a ister istemez. Fakat kariyerinde ne süperstar ne star denilebilecek falan bir şey bile yapabilmiş değil şu an. Yani bir sezonu var 17 sayı ortalamasıyla oynadı ama onun dışında da hani ne üçlük atabiliyor ne savunması var ne aktif reboundçu. Yani benim için Aaron Gordon'la ilgili çok dolu abi. Belki bunun için ayrı bir bölüm çekmem gerekiyor. Kesinlikle ve şöyle bir şey de diyelim. Son 6 balon seçildikten sonra patladı. İnanılmaz Aynen performanslar aynen verdi. aynen Belki Aaron Gordon'u da iyi yola biz sokacağız. Aaron Gordon'u da böyle kapatıyoruz haftanın balonu olarak. Sizden gelen soruya bakalım. Instagram'dan gelen bir soru. Can Kaptan Toğrul'dan gelmiş. Brooklyn Irving olmadığında daha iyi bir görüntü sergiliyor. Önümüzdeki sene Durant ile daha uyumlu bir oyuncu bulmak için Irving takaslanabilir mi sorusu gelmiş. Yani gerçekten çok yerinde ve çok güzel bir soru Candan. Kyrie Irving ile Brooklyn Nets sadece 4 galibiyet 7 mağlubiyet alabildi. Irving'siz çıktığı maçlara baktığımızda ise 11 galibiyet 5 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Gerçekten çok daha iyi bir performans. Irving'in ne zaman döneceği şu an için çok büyük bir muamma. Kimse bilmiyor, koç bilmiyor, takım arkadaşları bilmiyor. Bu konuyla ilgili şu ana kadar hiçbir fikrimiz yok aslında. Abi ve zaten bu haftanın ilk beşinde oyun kurucu pozisyonuna koyulmuş Spencer Dinwiddie, Irving'in yanında felaket başlamıştı. Yani her çıktığı maçta Irving ile beraber Nets taraftarları onu sövüp duruyordu. Şimdi bahsettiğimiz gibi muazzam işler yapıyor Dinwiddie. Evet, yani muazzam işler yapıyor ve bu süreçte Irving'in olmadığı süreçte 24.3 sayı, 7.4 asist, saha içinden %43 ile oynuyor. Ve hani bütün bunlara rağmen hani her şey göz önünde bulundurulursa Can'ın sorusuna geri gelecek olursak Irving'in takas edeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Nets zaten Kevin Durant'i bu takıma katarak zaten bu sezonu çok önemsemediklerini açıkça belirtti. Çünkü Durant'in aşil tendonundan dönmesi bu sezonun tamamında iyileşme sürecinde geçirmesi demek. Onlar için en önemli şey önümüzdeki sezon Kevin Durant döndüğünde Kyrie Irving ile beraber nasıl oynayacaklar bunu görmek abi. Kesinlikle bu, ya, ve bu sezon onlar için kesinlikle bir deneme yanılma sezonu. Irving hala bu takımın en büyük yapı taşlarından biri ve yani bence takaslanma ihtimali sıfır. Sizden gelen soruyu da böyle kapatıyoruz. Önümüzdeki haftanın maçlarına bakalım. Önümüzdeki hafta Noel gününden ötürü yani NBA'in en önemli günlerinden biri Noel günü. Çünkü en güzel, en çekişmeli maçları izleyeceğimiz günlerden biri. NBA de sağ olsun bize erken maçlar veriyor Noel günü. 25'ine baktığımızda Raptors Celtics maçı var. Kran kranına bir mücadele Doğu Konferansı için çok önemli olacak. Bunun Saat ardından 8'de. saat 8'de, onun ardından 10.30'da Sixers Bucks maçı var. Yine mükemmel bir maç olacak. Giannis, Joel Embiid, Ben Simmons sahada çok büyük yıldızlar olacak. Mutlu Kesinlikle izlemeniz gereken bir maç. Noeller. Mutlu haller gerçekten. Ve sabaha karşı 4'te ise sezonun en iyi maçlarından biri olabilecek bir maç. Lakers Clippers. Yani sezonun en büyük favori iki takımın oynayacağı bir maç. LeBron'lu, Davis'li Lakers, Paul George'lu, Kawhi Leonard'lı, pençeli Clippers'a karşı neler yapacak? Gerçekten çok iyi bir maç olacak. Kesinlikle Aynen. uyanıp izlemeniz gereken bir maç. Aynen. Maçlarda böyle. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bizlerden uzak kalmayın. Herkese basketbol dolu haftalar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgiler.